Alzheimer'a bitkisel çözüm var mı? Sizden bu konuda da bilgi alalım. Tabii. Alzheimer'a çözüm var mı? Şimdi beyinde loblar arasında evet plaklar oluşursa, kan dolaşımı yetersizliği ortaya çıkarsa, beslenemeyen hücreler yavaş yavaş beyinde proteinler sertleşir, plaklar oluşursa ne olur? Buradaki nöronlar ölmeye başlar, yavaş yavaş sinir hücreleri. Sinir hücreleri azalırsa ne olur? Önce unutkanlık başlar. Evet. Sonra da Alzheimer. Tedavi edilmezse, zamanında müdahale edilmezse. Bununla ilgili ne var? Ginkgo biloba. Mabed ağacı. Mabed ağacı. Nerede mabed ağacı? Evet, 50 metre yüksekliğindeki bir ağaç bu. Çin'de, Japonya'da yetişen mabed ağacı. Mabed ağacı, mabed ağacı. Evet, şurada. Bakalım. Mabed ağacı veya ginkgo biloba. Bu bitkinin yaprağı aynı neye benziyor? Beyne beyin gibi iki loblu. Evet. Bu da ginkgo forte. Ginkgo forte nedir? Biraz önce Alzheimer yani erken bunama veya aşırı unutkanlığa karşı bununla ginkgo ile ilgili ginkgo mabet ağacı demiştik. Bu mabet ağacı Alzheimer rahatsızlığı olan 10.815 hasta üzerinde 36 klinikte tedavi denemesi yapılmış. 36 ayrı klinikte toplam 10.815 Alzheimer yani bunama rahatsızlığı olan hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar iyileştirilmiştir ginkgo ile. Nasıl oluyor da iyileştiriyor ginkgo? Ginkgo'nun birleşiminde ginkoloidler denen etken madde var. Ne yapıyor? Pıhtılaşma kat sayısını, kanın pıhtılaşma kat sayısına PAF denir. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. Yani kişinin kanı sulanıyor. Ama kimyasal ilaçlar gibi değil. Kimyasal kan sulandırıcı alırsınız ne olur? Fazla sulanır, yallah öldü gitti bitti, iç kanamadan ölür. Kimyasal kan sulandırıcı kullanan ölebilir. Sürekli doktor kontrolünde her hafta. Kanının ayarına bakacak. Kaç derece? Bunu uzun süre kullansa ama ne olur? Fark etmez. Dengelenir mi? Denge. Nasıl? Arıza yok. 10 yılda kullansa yan tesir olmaz. Ginkgo. 10.815 hasta üzerinde klinik araştırmalar etkisi ispatlanmıştır.